Ne yapıyorsun sen orada? Bir konuşan bir Miran'la herkese merhaba. Bugün günlerden salı. Aymire'yi okula gönderdim. Kamerayı da geç açtım bayağı. Kendime gelmem bayağı bir zaman aldı. Aslında o kadar işim var ki. Ama hiçbir yapasım var mı değil? Yok. Çamaşırların katlanması lazım. Kurutmaya tekrar çamaşır atılması lazım. Kurutmaya tekrar çamaşır atacağım ama çamaşırları katlamayacağım. Ben gündüz çamaşır katlamaktan nefret ediyorum. Gece katlayacağım. Hem de akşam kurutmadakiler de biter. Diğerleri de biter yani. Onları da şey yaparım. Katlamış olurum. Efendim. Bugün Bulut'un doğum günü. Hazal'ın oğlu biliyorsunuz. En yakın arkadaşlarımdan biri olur kendisi. Ve normalde biz Ece falan kutlayacaktık. Yani normalde öyle yapıyoruz biliyorsunuz. Hani çocukların doğum günlerini kendi aramızda bir pasta yiyoruz, hediyemizi alıyoruz. Hani çocukları mutlu ediyoruz. Ama bugün Ece'nin işi var. Ve Hazal bugün doğum günü kutlayacak. Aile arasında. Bizi de hani siz de gelin dedi. Ece de müsait olmadığı için gelemeyecekmiş. Sen gel Esra dedi. İyi dedim hadi geleyim o zaman. Tamam. Aslında tekrardan hani kutlayacağımız için gitmeyeyim dedim. Hani ailece kutlasınlar ama Hazal Hanım bizi de istiyor. Çamaşırlar burada. Akşam beklesin. Ne oldu annem? Niye korktun? Neden korktun? Yapabilirsin aşkım. Aşkım neden? Anne, neden korktun? Anne, sen de bir şey istedin. İster aşkım. Bak. Ah, çok güzel. Anne araba yapsana. Yapayım anne. Anne araba değil. Ben sadece böyle yapabiliyorum. Araba mı söyle? Evet. Büyük araba yapsana. Çok büyük arabamı yapayım anneciğim. Evet. Arkadaşım büyük arabamı yapsana. Arkadaş. Küçük araba yap. Buraya küçük araba yap. Hani küçük araba yapsana bana. Şimdi küçük araba çekeyim. Küçük araba bu işte. Evet. Aynanın ders çalışmaması hala gelmediği için hiçbir şeye başlayamıyorum. Ha, şaka değil mi bu? Bakın. Hepsini buraya taşımış. Bunu buraya niye taşırsın be yavrum? Böyle taşımıyorum ben. Doğum günü için salata yapacağız. Hazal sadece onu yapsan yeterli olur dedi. Morlahana'dan yapacağım salatayı. Buna karar verdik. Böyle morlahanayı bu kesiciyle bu şekilde doğruyorum. Bu kesiciyi de A101'den mi aldım? Metropol'den mi aldım? Nereden aldım? Çok da hoşuma gitmedi yani. Ben almıştım bir tane. Ondan çok memnundum. İstanbul'dan almıştım. Ama evin içinde nereye gitti bilmiyorum. Sizin de öyle evde eşyalarınız kayboluyor mu? Benim çok kayboluyor. Bunu bu şekilde doğradığınızda daha güzel oluyor. Bıçakla kalın oluyor. Bu şekilde daha tatlı oluyor.
Benim dolabım da çok soğutuyor ya. Elim dondu var ya. Buz gibi yapıyor. Hatta eğer bu dibe doğru yaklaştırırsam sebzeleri donduruyor. Böyle bildiğiniz buz yapıyor. Niye öyle yapıyor bilmiyorum. İran da uyumadı. Bir uyusa. Saat 3.30'da gel dedi Hasan. Zaten 5'te de Amile çıkıyor okuldan. 5'i çeyrek geçe, 5'i 10 geçe falan kapıda oluyor. Evde oluyor yani. Çok bir vaktim de olmayacak. Bugün yemek derdim de yok. Yemeğim de var. O yüzden bir an önce yapıp gitmek istiyorum. İran uyusun. İran uyumadan gidersen beni çok bunaltır. Yarım saat de olsa uyuması gerekiyor. Böyle yağda kavuruyorsunuz arkadaşlar. Sonra ceviz atıyorsunuz içine. Sonra da yoğurt ve mayonezle karıştırıyorsunuz soğuyunca. Gerçekten güzel oluyor yani. Biz çok seviyoruz. Daha yağda tutamayacağım. Sonradan da yağını çok salıyor. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmur yağarsa sıkıntı. Şimdi biraz da cevizi dökeceğim. Ceviz alt gelebilir belki ama gerçi yeterli gibi gözüküyor da. Biraz da cevizle kavuracağım. Sonra bittiği bu kadar. Size de göstereyim. Bu şekilde oluyor. Şimdi altını kapatalım. Böyle bu soğusun. Şunları da hemen içine atayım. Tamam. Ay Miran uyumadı. Ve biz hazırlandık. Çıktık. Sonra ben yerden alayım. Saat 3.30 oldu. Şimdi hızlıca markete girip oradan da Hazal'a geçeceğim. Hızlı hareket etmem lazım. Geç kaldım. Hadi anneciğim hadi. Efendim. Markete gidemeyiz. Almile gelecek şimdi. Almile'yi bekliyoruz. Doğum gününe gittik geldik. Yarım saat, bir saat arası oturup geldik. Koştur koştur gidip geldik yani. Şimdi Almile'yi bekliyoruz. Değil mi Miran? Almile gelecek şimdi okuldan. Gelmeyecek. Neden? Miran şeker diyor. Bakın hem de iki tane. Çok kızıyorum ama Miran'a şu an ben. Anne yemem. İstemiyorum ben senin öyle şeker yemeni. Çok zararlı. Bayağıdır yedirmiyorum. Anne ben bir tane yerim. Bir tane. Şimdi Burcu istiyor. Ağlıyor o yüzden bir şey diyemiyorum. Böyle duyunca tek gıdırmak duruyor. Sana. Hı? Bu ne? Araba. Bu? O da araba. Şimdi anne gelin bir an önce eve çıkıp üstümü çıkartıp yatmak istiyorum gerçekten. Hiç halim yok. Anne burada bekleyelimiz. Abama bekleyelim. Tamam. Abam üstümü bekleyelim burada. Tamam. Aymile geldi okuldan. Hemen Hazal'dan aldığımız tabağı yiyordu. Yemek yerken dişi çıktı. Getir bakayım. Yemek yerken dişi çıktı. Şu dişi gel. Bunlar zaten çıkmıştı. Bu çıktı. Dişi çıktı. Şu üstler de hep sallanıyor. Rahat rahat kaç gündür yemek yiyemiyordu çocuk. Peki. Bir gün daha bitti. Bitti. Bugün de bitirdik. Öyle böyle geçti. Yine hava kapalıydı. Gerçekten içim bayıldı. Yağmur yağmadığı için çok kapalı ve basık bir hava vardı. İnsan böyle bunaltan bir hava. Böyle saçma bir gündü yani. O yüzden ben hiç kendime gelemedim bugün. Sırf Hazal için dışarı çıktım yani. Yoksa evden böyle dışarı adım atacak. Atma isteği asla yoktu. Ama Hazal'ımı tabii ki kıramazdım. O yüzden kalktım gittim.
Ama lakin hala kendime gelemedim. Düşünün, yatacağım. Sabah olacak Allah'ın izniyle. Ama ben hala kendime gelemedim. Şöyle yemin ederim, hiç kalkmadım yani bugün. Hiç çamaşır katlanacak. Kimin umurunda? Kimsenin. Yerimden kalkasım dahi gelmedi. Hiçbir iş yapmadım bugün. Zaten nasıl bitti bugün onu da anlamadım. Bu hafta normalde her güne bir perşembe günü boştum. İnanır mısınız, bu haftaki bütün planlarım iptal oldu. Hepsinde. Cuma günü plan vardı, çarşamba günü plan vardı, salı günü plan vardı, pazartesi için plan vardı. Bu hafta hepsi iptal oldu. Yani enteresan. Hepsi ayrı şeylerdi ama yine de iptal oldu. Kimisi benden ötürü, kimisi havadan ötürü, hava şartlarından ötürü. Bu haftayı evde geçirmeyeceğimi planladım. Planlıyordum fakat tabii ki her şey planladığımız gibi gitmiyor. Aslında yapacak evde çok fazla işim var ama hiçbir şeye başlamıyorum. İstek yok ya içimde, siz de öyle misiniz? Anne ders çalışmaması sağ olsun, biliyorsunuz söylemişti. Hala gelmedi. Onun gelmesini bekliyorum biraz aslında. Çünkü o geldikten sonra birkaç değişiklik olacak. Yine böyle evle alakalı yapmak istediğim, böyle evde oturdukça uğraşmak istediğim birkaç bir şey var. Onları falan planlıyorum. O yüzden de biraz erteliyorum açıkçası. Kendime geldim. Siz de takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ben çok severek takip ettiğim bir influencer vardı. Damla Altun diye. Uğur diye biriyle sevgili. 9 senedir. Biliyorsunuz benim Instagram'ım çalındı. O yüzden yeni Instagram hesabımı da eklemeyi unutmuşum onu. Bugün TikTok'ta gezinirken gördüm ve herhalde yalan haberdir dedim. Ve hemen Instagram'a girip takip ettim. Bir baktım ki gerçek ve ben şok yani, ayrılmışlar. Şaşırdım yani, çok da güzel çiftti. Ben çok beğeniyordum onları. Böyle gerçekten tebrik ediyordum yani. Üzüldüm ama vardır bir bildikleri elbet. Ayrılmışlar ama. Haklarında hayırlısı olsun ama üzüldüm. O zaman bir vlogun da sonuna gelelim. Yarınki vlogda umarım daha enerjik, daha güzel bir gün bizi bekliyor olur. Gerçi yarınla ilgili güzel planlarım var. Yine iptal olmazsa eğer güzel bir plan yaptık yarın için arkadaşlarla. Bence o vlogu kaçırmayın derim. Bakalım inşallah yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.